Dolat'ın ölümü elimizi kolumuzu bağlamıştır Selahattin. Selçuklu askerleri de şimdilik durdu, lakin her an patlayabilirler. En kötüsü de Fatimilerin Haçlılarla ittifak yapması sultanım. Hala hazırda olan kargaşayı iyice körükleyecek. Gel. Sultanım, Batımilerden mülhem geldi. Gelsin. Yıllardır alemi İslam'ın ortasına fitne ateşi gibi düşersiniz. Haçlılarla ittifak ederek yine meşrebinizin gereğini yaptınız. Alemi İslam nerede Sultan Nurettin? İpinden kopup dağılan taneler gibi olmuş bu yığınlara sen alemi İslam mı dersin? O ip Allah'ın ipiydi. O ipe sıralanan taneler Kur'an'ın yolunda sımsıkı bir olmuştu. Ama sizin gibi mezhep davası güdenlerin fitne hesapları bıçak gibi kesti. O ipi de taneleri de tutan tesbihin imamesidir. O ipi kesen de o taneleri dağıtan da başta hakikatli bir imame olmamasıdır. Şayet alemi İslam bize biat etseydi bugün hem bir hem de diriydi. Eğer İslam alemi Fatimi hilafetine biat etseydi bir olurdu. Ama sizin gibi kafirlerin gölgesine sığınarak onun da ölümden farkı kalmazdı. Sizde ne dirlik ne de dirilik vardır. Kelamı uzun etmenin lüzumu yoktur. Sizi Gazze hususunda ikaz etmeye geldim. Kudüs Krallığı bizim müttefikimizdir. Şayet Gazze'ye taarruz ederseniz Fatimi Devleti'ne de savaş açmış sayılırsınız. Siz eğer kafirlerle müttefik olmaya devam ederseniz bizatihi İslam'a savaş açmış olursunuz. Yakında büyük bir Fatimi kuvveti Gazze'ye gelecek. Sefere çıktığınız anda bizim kılıçlarımızla da karşılaşacaksınız. Ve sizde o kılıçları aşacak güç yok. Siz şimdilik gücünüzle övünmeye devam edin. Elbette ki kuvvetlerin üstünde bir kuvvet çıkıp sizi yerle bir eder. Yalnız Gazze'yle de kalmaz. Bir gün bir Yusuf çıkar, Mısır'da sürdürdüğünüz Firavun düzenini alaşağı eder.